Elektrik Dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle 9. sınıfların temel elektrik elektronik atölyesi dersinde işledikleri konulardan birisi olan sıcaklık ölçme konusunu işleyeceğiz. Şimdi sıcaklığın tanımını yaparak konumuza hızlıca giriş yapalım. Sıcaklık dediğimiz zaman aklımıza şu gelecek. Sıcaklık bir maddeyi oluşturan moleküllerin hareket enerjilerinin ortalama değeridir. Sıcaklık ve ısı çevremizde çokça karıştırılan farklı farklı kavramlardır ama bunların ikisi aslında birbirinden ayrıdır. Yani çevremizde görüyoruz işte ısı yüksek sıcaklık yüksek falan diye ikisi aynıymış gibi kullanılıyor. Fakat sıcaklıkla ısıyı ikiye ayırdığımız zaman sıcaklığın tanımını moleküllerin hareket enerjisinin ortalaması olarak yaparken altını çiziyoruz burada ortalamasının ısının tanımını moleküllerin hareket enerjisinin toplamı olarak yapıyoruz. Burada da altını çizdiğimiz önemli nokta toplamı. Yani birisi ortalama birisi de toplam değerdir. Sıcaklık bir ölçümdür. Kavramlar da farklı. Fakat ısı ise bir enerji çeşididir. Biz bu ölçümü termometre ile yaparız. Termometreyi hemen şöyle gösterelim. Bakın bir tane termometre santigrat derece ülkemizde kullanılıyor. Yanında da hemen Fahrenheit karşılığı iliştirilmiş. Isıyı kalorimetre kabı denilen bir araçla hesaplarız. Kalorimetre kabı da bu şekilde görüntüsü var. Birimi santigrat Fahrenheit ya da Kelvin olabilir sıcaklığın. Isının birimi ise kalori ya da juldür Biz santigratı, Fahrenheit'ı, Kelvin'i bir bağıntıyla birbirine dönüştürebilirken kalori ile de julü de birbirine dönüştürebiliriz. 0,24 ile çarpıp bölerek. Sembolü T'dir. Yani T ile gösterilir. Temperature'dan gelir. Sembolü Q'dur ısının. İşte aralarında böyle farklılıklar vardır. Ben santigratı, Fahrenheit'ı ve Kelvin'i birbirine dönüştürebiliriz dedik. İşte bunları yan yana yazdığımızda dönüşüm bağıntısı için bize bazı veriler lazım. Bu veriler kaynama noktaları ve donma noktaları. Bunu bileceğiz. Hemen şöyle termometreye benzer çubuklarımı çizdim ve öncelikle kaynama noktalarını yazıyorum. Santigrat derece için 100 Fahrenheit derece için 212 kelvin derecesi için ise 373 tür kaynama noktaları, donma noktaları ise hepimizin bildiği gibi santigratta 0 derece, Fahrenheit da 32 derece, kelvinde ise 273 derecedir. Şimdi bunları kullanarak şu şekilde bir bağıntı oluşturuyoruz. Bu bağıntımızda santigrat bölü 100 eşittir Fahrenheit eksi 32 bölü 180 eşittir. Kelvin eksi 273 bölü 100. Nasıl kurduk bu bağıntıyı? İstediğimiz birim yani santigrat eksi onun donma noktası diyoruz. Santigrat eksi 0 santigratı verdiği için direkt olarak yazdık. Bölü kaynama bölü kaynama eksi donma noktası. Yani 100 eksi 0'dan 100. Eşittir. Fahrenheit'i aldık elimize. Fahrenheit'ın donma noktası nedir? 32. Fahrenheit eksi 32 bölü Kaynama eksi donma 212 eksi 32'den 180 eşittir kelvin aldık elimize kelvin eksi donma noktası 273 bölü 373 eksi 273'ten 100. İşte bu şekilde bağıntıyı kuruyoruz. Donma noktaları ve kaynama noktaları bu noktada çok önemli. İstediğimiz birimden donma noktasını çıkarıp bölüm işareti koyuyoruz ve bölümün payda kısmına kaynama eksi donma yapıyoruz. Şimdi hemen bu bağıntıyı kullanarak bu birimleri birbirine çeviren birkaç tane örnek yapalım. Örneklerden birincisi 80 santigrat derece kaç Fahrenheit derecedir? Bağıntımızı yazdık. Santigrat bölü 100 eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 180. Santigrat verilmiş zaten. O zaman santigrat derece yerine 80 yazabiliriz. 80 bölü 100 eşittir. Fahrenheit derece eksi 32 bölü 180. Burada içler dışlar çarpımından faydalanacağız. İçler dışlar çarpımı nasıl yapılıyordu? Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bir tane bilinmeyenimiz vardır mutlaka içler dışlar çarpımında ve biz o bilinmeyeni ararız. Bilinmeyen çarpı çaprazlamayı yaptığımızda bilinmeyenin karşısında bulunan yani f-32 çarpı 100 yapacağız ve eşitlik kuracağız. Eşitliğin karşısına ise iki tane bilineni çarpacağız. 80 çarpı 180. Hemen gösteriyorum. F eksi yani Fahrenheit eksi 32 çarpı 100 eşittir 80 çarpı 180. Burada çarpım durumundaki 100'ü karşıya bölüm olarak atabiliriz. Fahrenheit eksi 32 eşittir 80 çarpı 180 bölü 100. Burada 80 çarpı 180 işlemini yaptığımızda karşımıza F eksi 32 eşittir 144 çıkıyor. Zaten yüzde 2 tane 0 var bölüm durumunda 2'den 0'ı 180'in yanındaki 0 ve 80'in yanındaki 0 sildiğimizde 8 çarpı 18'den 144'ü elde ediyoruz. Şimdi burada benim amacım Fahrenheit'i yalnız bırakmak. Ama yalnız değil bir eksi 32 bulunuyor yanında. Bu eksi 32'yi artı 32 olarak karşıya geçirmem gerekli. Fahrenheit eşittir 144 artı 32'den Fahrenheit eşittir 176 derece. Yani 80 santigrat derece eşittir 176 Fahrenheit derecesine eşit diyorum. Hemen bir örnekle daha konuyu pekiştirmek istiyorum. 50 santigrat derece kaç kelvin derecesidir? Bağıntımızı yazıyoruz. Santigrat derece bölü 100 eşittir. Kelvin eksi 273 bölü 100. Hemen santigrat derecemiz verilmiş 50. Onu yazalım. 50 bölü 100 eşittir. Kelvin eksi 273 bölü 100. Şimdi burada baktığınız zaman Paydalar eşit birbirine. Paydaları direkt olarak silebilirim. 100 bölü 100'den 50 eşittir. Kelvin eksi 273 diyebilirim. Ama ben bağıntıyı daha iyi anlamanız için bu soruları tamamen böyle dipten çözebilmeniz için... Yine içler dışlar çarpımı kullanarak çözeceğim. Ama dediğim gibi de paydalar eşit olduğu için direkt olarak silebilirsiniz. Çünkü içler dışlar çarpımı yaptığımda da sonuç olarak Kelvin eksi 273 eşittir 50'ye ulaşacağız. Hemen beraber yapalım. İçler dışlar çarpımını oluşturdum. içler dışlar çarpımında ne yapıyordum? Bilinmeyenle karşısındakini çarpıp eşitlik kurup iki bilineni çarpıyordum eşitliğin karşısında. Yani Kelvin eksi 273 çarpı 100 eşittir 50 çarpı 100. Burada çarpım durumundaki 100'ü karşıya yani 50 çarpı 100'ün yanına bölü olarak atabilirim. Kelvin eksi 273 eşittir 50 çarpı 100 bölü 100. Zaten 100 bölü 100 okurken de direkt olarak ağzımızdan çıkıyor. 100'ü 100'e bölürsek 1. 50 çarpı 1'den de 50 kalır karşıda. Kelvin eksi 273 eşittir 50. Bakın dediğim yere geldik. Yüzler sadeleşirse Kelvin eksi 273 eşittir 50. Yine aynı yere geldik. İçler dışarı çarpımı yaparak da. Burada benim amacım Kelvin'i yalnız bırakıp sonuca ulaşmak. Kelvin'i yalnız bırakmak için eksi durumundaki 273'ü karşıya artı olarak gönderiyorum. Kelvin eşittir 50 artı 273'ten Kelvin eşittir 323 derece. Yani şunu diyebilirim. 50 santigrat derece eşittir 323 Kelvin derecesi. Bugün size anlatacağım konu buydu. Kısa bir konuydu. Sıcaklık ölçmeyi, sıcaklığın tanımını, sıcaklıkla ısı arasındaki farkları ve sıcaklık birimlerinin birbiriyle olan dönüşümlerini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur ve bundan faydalanabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza önerip, arkadaşlarınıza gönderip kanalımızı büyütmeyi unutmayınız. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.